Arkadaşlar bugün evimizde pratik biber salçası yapacağız. Bunun için kapya biberlerimizi çok güzel bir şekilde yıkayıp temizledikten sonra çekirdeklerinden iyice arındırdıktan sonra küçük parçalara ayıralım. Ve robot ya da blender'a ihtiyacımız olacak. Biberlerimizi blender'ımıza koyacağız ve şahane bir biber salçası yapacağız birlikte. Ve blenderdan geçiriyoruz. Böyle çiğden güzelce eziyoruz arkadaşlar. Tepsilerimize koyup güneşte 3-5 gün kuruyana kadar, suyunu çekene kadar da karıştıra karıştıra güneşte pişiriyoruz. Görüyorsunuz, inanılmaz pratik oluyor. Evde blenderınız, robotunuz varsa bu teknikle şahane salçalar yapabilirsiniz. İçerisine bozulmaması için kaya tuzu, bir kaşık kadar kaya tuzu koyup güneşte arkadaşlar suyunu çekene kadar karıştıra karıştıra kurutacağız. İşte bu kadar pratik ve çok lezzetli olan biber salçamızı şimdi tam zamanı yapmayı unutmayalım. Güzel tarifler için kanalımda güzel tariflere yer veriyorum. Sağlıklı tarifleri. Ücretsiz olan kanalıma abone olursanız ve sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Evet, bir yemek kaşığı kaya tuzumuzu da koyup şimdi güneşlenmesi için de balkonumuza birkaç gün direkt güneş ışığına maruz bırakalım. Direkt çiğden yaptığımız için güneşte pişmesi gerekli. Bu önemli bir püf noktası. Karıştıra karıştıra suyunun çekmesini sağlayalım. Bir günün sonunda suyunu gördüğünüz gibi biraz çekti arkadaşlar. Kıvam almaya başladı. Birkaç gün sonra çok güzel bir salça olacak. Renginin güzelliği. Şöyle size yakından da göstermek istedim. Ve kıvamını. Bir günün sonunda suyunu gördüğünüz gibi biraz çekti arkadaşlar. Kıvam almaya başladı. Birkaç gün sonra çok güzel bir salça olacak. Renginin güzelliği. Şöyle size yakından da göstermek istedim. Ve kıvamını. Arkadaşlar muhteşem bir salça oldu. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Renginin güzelliği. Şimdi 3-4 günün sonunda bu kıvamı alıyor. Cam kavanozlara doldurup üzerine de zeytinyağı koyacağız ve bozulmadan afiyetle salçamızı tüketmiş olacağız. Bu tarz yararlı içeriklerin devamlı için ücretsiz olan kanalıma abone olup sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kendi salçanızı kendiniz yapın. Kaşık yardımıyla iyice tepiştire tepiştire, sıkıştıra sıkıştıra arkadaşlar görüyorsunuz. Bir kavanoza sığdırdım. Burada yarım kilo kadar salçamız var, dolu dolu. Üzerine de 1-2 kaşık zeytinyağı koyuyorum. İşte hepsi bu kadar.
Salçamız güvenli kullanıma hazır.